Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sürekli özellikle yeni başlayan arkadaşların sürekli sorduğu sorulardan bir tanesi olan benim RAM'imde ne kadar yer var? Benim RAM'imde ne kadar işte sample var, multi sample var? Kaç saniye süre kalmış? Bunları anlatmaya çalış. İşte RAM'imde yer var ama halen setime bir şey yükleyemiyorum. Bunları anlatmaya çalışacağız. Şimdi ekranda zaten görseli görüyorsunuz. Bu bölüm nereden geliyor, bu bölüme nereden geçiyor? Sound kısmına basıyoruz. Ekranın sol tarafında yer alan. Daha sonra ekranın alt kısımlarında yer alan record tuşuna basıyoruz. Gelen sayfada şurada record yazıyor. Görüyorsunuz en başta sol tarafta. Dördüncü, beşinci seçenekte yer alan sampling info. Dördüncü seçenekte yer alan sampling info'ya geldiğimiz zaman bu sayfaya erişiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu sayfada veriler var, RAM'le alakalı. Bunları izah etmeye çalışacağız. Arkadaşlar görüyorsunuz 3 parça halinde verilmiş. Ekran 3'e bölünmüş. Şimdi sampling info'da başlayalım. Yani sampling info demek sample'ların bilgisi. Bu kısım sample'ların bilgisiyle alakalı durum. Şimdi arkadaşlar bir nolu kısımda ne yazıyor görüyorsunuz. Sampless, yani sample'lar. Bu ne demek? RAM hafızasında yüklü olan, yani sample sayısı, sample'ların, yani file formatında olan sample'ların ses sayısının adet cinsinden gösterim. Yani 1466 adet sample var. Alt seçeneğe gelince bak durum sample yazıyor. Görüyorsunuz 2 numaralı şeyde. Burada da al işte durum sample'ların, davullar, perküsyonlar, işte bu ses efektler filan, ondan sonra bunların ses sayısını yine adet cinsinden gösteriyor. 1066 adet. Ondan sonra üçüncü seçeneğe geliyoruz arkadaşlar. Bu üç nolu seçenekte zaten multi sample yazıyor. Multi sample sayısının ses olarak ses 151 multi sample olduğunu gösteriyor. Bu arada kalanı da hemen şuradan buluyoruz arkadaşlar. Bakın 4466'dan 1066'yı çıkarttığımız zaman 400 adet, yani şöyle söyleyeyim, 151 multi sample için 400 adet sample ses. Bu kavramda söylemeden geçmeyelim. Yani multi sample 151 tane dedik. Yan tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Bakın ne yazıyor orada? Available memory yazıyor. Yani bu da mevcut hafıza başladığında konuşmak gerekirse. Hemen 4 nolu görüyorsunuz arkadaşlar orada. Monotime, yani monotime. RAM hafızasında kalan sample ses süresini gösteriyor. Yani burada S yazıyor. Görüyorsunuz bak 0 nokta, işte 0 S nokta yazıyor. Yani bunun RAM'i dolmuş. Saniye cinsinden de doluymuş bu şu anda görseldeki cihaz. 5 nolan arkadaşlar BYTS yazıyor. Baytlar yani. RAM hafızasında kalan boş yerini, data alanını gösteriyor. Burada ne kadarmış? 1860 byte. Arkadaşlar 1860 byte. Şimdi arkadaşlar şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Diyebilirsiniz ki ya şimdi tamam, bunda 1860 byte yer var ama 0 saniye. Niye 0 saniyelik süre verilmiş? Yani yer var normalde. Bunun cevabını şöyle izah yapalım arkadaşlar. 1 saniyelik sample sesin ihtiyaç duyduğu alan 96.007 byte olarak, yani 96.007 byte olması, yani bundan kaynaklı olarak 0 saniye gözüküyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 6 nolu bölüme geçelim. Burada sampling ne yazıyor? Frequency. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Altta en alttaki sampling. Şimdi arkadaşlar bu alanda ne yazıyor? Bu alan ne işe yarıyor? Bu alanda arkadaşlar bir sample sesin olması gereken en yüksek frekans değerini görüyoruz. Yani diyor ki 48.000 üstünde yüksek bir frekansa değer, yani senin limitin bu diyor arkadaşlar. 48.000 48.000 Hz yani. Şimdi yeri gelmiş ya şunu söyleyeyim. Hani işte vaziyetleri de bazı sample seslerin wav uzantıları var. Ona rağmen import edilemiyor. Yani hani KMP olarak yaptığımız zaman, pardon, wav'ları import etmeye çalıştığım zaman
İşte ya da setle birlikte sağlıklı şekilde yükleme yapılamıyor. İşte bunların sebebi bu değerli arkadaşlar. Bu sebebin bu değerin üstünde ise kalitesi şeyi ve hertz değeri yükleme yapamazsınız. Yani bu frekans değerler arkadaşlar 8000 ile 48.000 Hz arasında olması gerekli. Yani bu frekans değerinin arasında olmayan sample'lar sample listesinde soluk olarak görünür ve seçilemez arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur.